Geniş Açı'ya hoş geldiniz. Her çarşamba olduğu gibi gazeteci yazar Levent Gültekin bir saat boyunca bana eşlik edecek. Levent Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz tatilden. Çok teşekkür ederim. Böyle bir hafta mola evet, iyi geldi ama siyaset çok hareketliydi. Türkiye'de siyasetin hareketli olmadığı bir dönem yok zaten. Tatilde de sizde de oluyor mu bilmiyorum. Mesleki olarak tatile gidiyorsunuz ama her an her dakika elimizde cep telefonları ve sosyal medya, evet, her şeyi takip. Çünkü siyaset hayatımızın bir parçasına dönüşmüş durumda. Bir organımız gibi neredeyse. Neredeyse. Evet, çünkü ülkedeki bütün sorunların temelinde siyaset yatıyor. Yani niye sanat konuşmuyoruz, edebiyat konuşmuyoruz? Yeni bir roman çıktığında gündem olmuyor, tartışılmıyor ya da yeni bir sinema filmi. Ya da diyelim ki iyi bir konser tartışma konusu olmuyor. Ya da bir bilim insanının yaptığı bir çalışma, iyi bir ameliyat mesela. Çünkü yaşadığımız sorunların temelinde siyaset var. Herkes gözünü siyasete dikmiş. Dikkat edin, sosyal medyaya ben bakarım bazen. TT listesinin neredeyse yarısı hemen hemen her gün siyasetçiler. Başka bir şey yok. Yani bir kitap yok, bir film yok, bir sanatçı yok, bir edebiyatçı yok, bir yazar yok, bir bilim insanı yok. Eğer onlar varsa da mutlaka ucu siyasete dokunur. Evet, aleyhte bir şeydir. Ya linç edilmek üzere vardır. O yüzden dediğiniz gibi nereye gidersek gidelim, tatile de gitsek, ben bazen bu baş parmağım uyuşuyor. Şey takip etmekten, böyle haber takip etmekten. meslek hastalığı bizimki de belki. Gibi. Bir kez daha hoş geldiniz. Hoş bulduk. Saat 21'de dün akşam ışıkları kapatıp açtınız mı? Yok vallahi unuttum. Uyudunuz mu? Yok, uyumadım da bir anda baktım 9:10 geçiyor, 9:30. Ya biraz biliyordunuz ama değil mi? Ya ben tabii mesleki şimdi, olarak. Ayağa kalk Türkiye, Cumhuriyet Halk Partisi dün Genel Başkan Özgür Özel dedi ki ayağa kalk Türkiye saat 21'de emekli zamları, asgari ücret, hayatından memnun değilsen ışıkları bir dakika boyunca yak kapat, uzaydan bile görülecek dedi. Ama pek görülmedi. Neden? Çünkü plansız bir eylem. Şimdi muhalefet eylemlerini etki uyandırabilmesi için daha dikkatli yapması lazım ve bir plan program çerçevesinde olması lazım. Şimdi aynı gün duyuru yapılıyor, aynı günün akşamı için bir çağrı yapılıyor. Bu pek mantık dahilinde olan bir şey değil. Niye? Çünkü insanlar işinde, gücünde, herkes oturup televizyonun başında haberi izlemiyor. Biz mesleki olarak baktığımız için haberdar olabiliyoruz doğal olarak. Doğru. Ama toplumun önemli bir kısmı ya fabrikasında, ya sokakta, ya parkta, iş yerinde, toplantıda, şurada, burada. Bazen bir olay oluyor diyelim ki 2 gün sonra birine söylüyoruz. Aa öyle mi olmuş diyor mesela. Çünkü dinlemiyor haber. Hele böyle yaz ortamında tamamen dışarıda olduğu için. Şimdi ana muhalefet bu kadar önemli bir eylem, bu kadar önemli bir etkinliği bir anda böyle grup toplantısında hadi Türkiye ayağa kalk bu akşam saat 21'de haber elektrikleri kapatıyoruz. Pek profesyonelce bir eylem türü değil. Biraz zayıf buldum. En azından birkaç gün bunun bir kampanyası yapılırdı. Birkaç gün duyurusu yapılırdı. Bir atmosfer oluşturulurdu. O atmosferin sonunda ben katılımın daha yüksek olacağını tahmin ediyorum. Olabilirdi. Dün akşam baktım. Nereden baktım? Ekranlarda gösterilen Türkiye'nin her yerinden sosyal medyaya fotoğraflar düşmüştü. Oradan baktım. Neredeyse yok denecek kadar azdı. Şimdi bunun, böyle durumların çok negatif bir sonucu var. Muhalefet ayağa kalktığında, yani sembolik anlamda söylüyorum, ayağa kalktığında beraber birilerini ayağa kaldıramıyorsa, yani eylem etki uyandırmıyorsa bir süre sonra kendi etkinliğini de kaybeder. Yani sadece bu eyleme uymamak bir günlük mesele değil, bunun bir algısı da vardır, tabii, getirisi de vardır. Ama zaten siyasette biraz planlı, programlı olmalı. Şimdi ben bunu biraz şeye benzetiyorum. Kemal Bey'in, Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce yapmış olduğu adalet yürüyüşüne. Ben o zaman adalet yürüyüşüne karar verdiğinde de aynen bugünkü konuşmama benzer bir yorum yapmıştım. O da şuydu. Umarım birkaç adımı da planlanmıştır bunun. Yani muhalefet iktidardan bir talepte bulunuyor. O zamanki neydi? Adalet. Adı üzerinde adalet yürüyüşü. Tamam. Şöyle bir şey olur, birkaç adım dediğim şudur. Sesimizi duyurmak, iktidarın dikkatini çekmek, ülkedeki adaletsizliğe, hukuksuzluğa, iktidarın dikkatini çekmek için önce Ankara'dan İstanbul'a yürüyoruz. Buna rağmen hala iktidardan sağlıklı bir adım gelmediğinde ikinci hamlemiz bu. Buna rağmen hala yeni bir adım gelmezse Üçüncü hamlemiz bu. Buna rağmen yine bir adım gelmezse dördüncü hamlemiz bu diyerek ivmeyi yükselten, iktidarı da zorlayan bir eylem planı açıklanır. Ne yaptı mesela Kemal Bey? İkinci, üçüncü adımları açıklamadığı için ben buradan İstanbul'dan Ankara'ya yürüyeceğim dedi. Dediler ki yürü. Meşhur Demirel'in tabiriyle yollar yürümekle aşınmaz. Hatta biz de eşlik edelim, çok güzel yürüyorsun dediler. Geldi İstanbul'a, dağıldı. Ne oldu? Sonuç? Bir şey yok. Dün akşamki de benzer. Şimdi Özgür Bey belli ki bir şey yapmaya çalışıyor. Biraz da parti içi çekişmelerin yarattığı baskı da var üzerinde. Yani Özgür Özel'e yönelik parti içi farklı nedenlerden dolayı yöneltilen o eleştiriler, kavgalar, CHP'de bitmeyen şeydir bu, iç kavga. Onu biraz da malzeme yapıyorlar. Sen yeterli muhalefeti yapmıyorsun. Sen yeterince kararlı durmuyorsun. Bu bir panik hali karar mı? Şimdi ortaya çıkıyor ki öyle bir şey. Yani hemen bir grupta bugün akşam yapıyoruz. Biraz ardı sonrası düşünülmemiş bir eylem kararı. Ve mesela hava aydınlık. Ben saat 21'de dışarıya baktım. Herkes o eyleme ayak bile uydurursa uzaydan görünür müydü bilmiyorum. Çünkü hava aydınlık. Evet, ve Batı illerinde özellikle. Batı illerinde hava aydınlık. Yani bugün benim bir izleyicim yazmış. İşte ben Aydın'dayım. Biz hala sokaktaydık çünkü hava çok aydınlıktı. İstanbul'da da aydınlık. İstanbul'da da öyle. Düşünülmemişliğini şuradan anlıyoruz. Bir, işte bu tip şeyler, saatinin düşünülmemiş olması, duyurulma durumunun yetersiz kalma ihtimalinin düşünülmemiş olması. İkincisi, olur da katılım düşük olursa bunun üzerimizde yaratacağı olumsuz algının düşünülmemiş olması. Üçüncüsü, peki biz bunu yaptık, bundan sonra İkinci bir eylem, yani şimdi hani sokağa derler ki sokağa çıkmayacaksın. Sokağa çıktın mı da hakkını almadan gelirsen şeyi kaybetmiş olursun. Sokak hakkını da kaybetmiş olursun diye. Yani bu kararları çok dikkatli düşünmek gerekiyor ve etki uyandıracak halkalar zincirine dönüştürmek gerekiyordu. CHP'de bir sağlıklı oturup tartışılan, hani eni uzunu, başı sonu belli olan bir tartışmalar sonucunda bir adalet yürüyüşü de öyleydi. Sonradan öğrenmiştim CHP grubundan. Parti meclis toplantısında birinin önerisi üzerine Kemal Bey peki hadi yürüyoruz diyor ve öyle kalkıyorlar mesela. Ama karşılığı daha güçlüydü galiba. Yani şöyle uzun bir süre olduğu için doğal olarak çok konuşuldu. Sonuç? Eylemin karşılığı aldığı sonuçla ilgilidir. Bugün Abdülkadir Selvi bir yazı yazmış. 28 Şubat eylem çağrısı gibi. Işıkları aç kapat, ayağa kalk Türkiye, toplumun hafızasında 28 Şubat'la eşleşen bir eylem. Aslında bilmiyorum, böyle bir eylem kafada bende hiç oluşmadı. Ne alakası var 28 Şubat'la? Yani 28 Şubat'la ben birleştiremedim. Biraz manipüle etmeye kalkmış. Belki gezi olaylarındaki... Hayır, 28 Şubat döneminde şöyleydi ama. Vardı. Şöyle diyor, Genelkurmay'ın ışıkları açık. İşte ya da işte şu anda adaletin ışıkları açık, hatırlarsanız. Bu fazla abartılı manipülasyona yönelik bir yorum. 28 Şubat döneminden önce yani... Necmettin Erbakan'ın 97'deki iktidarında benzer bir ışık kapatma eylemi oldu o zaman, ama o susurluğa karşıydı. Yani toplum, derin yapılar, susurluk meselesi patlak vermişti, aydınlatılsın talebiyle bir ışık eylemi yaptı. O zaman iktidara karşı yapılan bir şey değildi. O tamamen yani bu susurluk meselesi ortada bırakılmasın diye. Ortaya çıksın gerçekten. Ortaya çıksın, gerçekler ortaya çıksın talebiydi. Bunun 28 Şubat'ta nasıl bir alakası olabilir ki şimdi? Genelkurmay'ın ışıkları açık, bu darbe anlamına geliyor. İyi, o zaman ışıkları alalım, getirelim, böyle bir eylem. O zaman evlerimizde lambaları da yakmayalım çünkü darbe anlamına gelebilir. Bu çok manipülatif bir yorum. O yüzden ona çok bakmıyorum. Burada önemli olan muhalefetin yaptığı bir eylemden sonuç almadığında kendi kaybını görmesi lazım. Kendi kaybı ne? Şimdi birinci partisiniz, yükselen bir değersiniz, oy oranlarınız yükseliyor. Daha şurada 2 ay önceki seçimden güçlü çıkmışsınız, yerel yönetimler seçiminden. Ve büyük bir çağrı yapıyorsunuz. Plansızlığınızdan dolayı beklenen etkiyi göstermiyor. Bu sefer sizin toplumdaki algınızın zayıf olduğu tablosunda yaratıyor. Yani mesela ben bugün birkaç tweet gördüm. iktidara yakın isimlerden. Demek ki neymiş? Anketler birinci çıkmanızı gösterse bile, demek ki bugün erken seçim olsa siz birinci parti olamayacak mısınız gibi bazı tweetler atıldı. Tam da bunu söylüyorum. Tam sizin söylediğiniz. Evet, işte buna o kadar şeydir ki, yani siyaset çok ince çizgi, çok akılla, duyguyla değil, akılla kurgulanması gereken. Duygu, biliyorsunuz, aklın çok geri planda durduğu bir andır insanın. Yani sevinç, korku, öfke, endişe, bu duygunun kabarma halidir. Eğer muhalefet duyguyla yapılırsa, yani tepkisellikle, sonuç böyle oluyor. Akıl devreye girdiğinde eni önünün tartışılması, ne getirip ne götüreceği. Mesela evet, biz böyle bir eylem yapacağız ama peki bundan ne elde edeceğiz? Bir kere bunun hesap edilmiş olması gerekiyordu. Ne elde edilecek? Biz toplumun şikayetlerinin dikkatini çekmiş olacağız, iktidarın dikkatini, yani şeyine. Tamam. Peki katılım düşük olursa bize ne kaybettirir? Bunun da hesaba katılması lazım. Katılım yüksek olursa nasıl bir algı olur? Bunun hesaba katılması lazım. Peki katılımın düşük olmaması için nelere dikkat etmemiz lazım? Bunların bir alta saate dikkat etmek lazım, duyuruya dikkat etmek lazım. Bunlar akıl gerektiren, yani tartışma gerektiren konular. Ama öyle grup toplantısında biraz duygusal, yani tepkisellikle, hadi ya, ey halkım ayağa kalkıyorsun, bugün akşam 21'de herkes ışıkları yaksın kapatsınla muhalefet olmuyor. Peki. Duyguyla olmaz. Şimdi bu parti içi çatışmalar dediniz ya Levent Gültekin, oradan biraz devam etmek isterim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir gün evvel bir videosu vardı. Biraz dertleşelim dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Ertesi gün de bir gazeteciyle bir sohbeti ve üzerinde de işte çok tartıştığımız bazı başlıklarla karşılaştık. Kemal Kılıçdaroğlu, siyaseti bırakmadım, zaten orta yerindeyim diyor. Ofisimde işte burada diyor ve siyaseti bırakmadım diyor. Öte yandan yine Kılıçdaroğlu'nun bazı şeyleri söylediği iddia edildi. 50 partili, yani milletvekili bana sadık dediği iddia edildi. Kemal Kılıçdaroğlu bugün bunu yalanlamış. Bu arada dün hemen altını çizip izleyicilerimize paylaşmak isterim. Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç yayınımızdaydı. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir söz söyleyeceğine asla inanmıyorum demişti. Bu sabah beni aradı. Kemal Kılıçdaroğlu'yla konuşmuş. Böyle bir konuşma katiyen olmadı demiş Kemal Kılıçdaroğlu. Yani 50 vekilin kendisine sadık olduğuna dair bir konuşmanın olmadığını söyledi. Bunun altını çizelim. Ama Meral Akşener'den Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ilk Meral Akşener bir elçiyle, Elif Çakır'la bana haber gönderdi ve benim aday olmam gerektiğini istediğini söyledi dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Bu arada İyi Parti'den Ekol TV'mize, yani Ekol TV'ye de açıklamalar geldi dün. Yakın İyi Parti, Akşener'e yakın isimler bu iddiaları yalanlıyorlar. Mesela Hakan Şeref Olgun, bu konunun en iyi cevabını Altılı Masa'nın liderleri verir diyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanacağı bir anket ortada yoktu diyor. Şenol Sunat, İyi Parti Manisa milletvekili, hiç böyle bir şey olduğu kanaatinde değilim. Öyle bir konu olsa en azından bizim haberimiz olurdu diyor. Ama benim Burak Avuncu var. Evet Kardinal, iyi hatırlattın. Grup başkan vekili, anlatıldığı gibi değil, bütün kararlar partinin ilgili ve yetkili organlarınca alınmıştı diyor. Kılıçdaroğlu'nun Akşener elçiyle söylendiğine dair. Benim konuştuğum Cumhuriyet Halk Partili kaynaklar Kemal Kılıçdaroğlu doğru söylüyor diyor. Bence de Kemal Bey doğru söylüyor. Şimdi hani böyle bir durum var. Yani Meral Hanım konusunda Kemal Bey doğru söylüyor. Doğru mu söylüyor diyor. Sebebini söyleyeceğim. Peki, açalım biraz. Şimdi Kemal Bey siyaseti bırakmadım diyor. Halbuki siyaset Kemal Bey'i bırakmış ama Kemal Bey bunu bir türlü kabullenmek istemiyor. Böyle bir durum var. Yani sonuçta bir ülkenin 14 yılını heba etmişsin. Yaptığın, yapamadığın siyasetle. Girdiğin 12-13 seçimin tamamını kaybetmişsin. Ülkenin kader seçimi sayılan 2023 seçimi, öyle görülen 2023 seçimini kişisel ihtirasların sebebiyle de kaybetmişsin. Dönmüşsün, ardından sana kendi partin kurultayında bir fatura kesilmiş ve demişler ki arkadaş yeter artık. Git evinde torun sev. Yani yapamadın yani bu işi. Doğal bir şey. Yapamayabiliriz. Her birimiz bazen dönemsel bir sorumluluk alırız siyasette. Fakat istediğimiz sonucu vermeyebilir. Biz çok iyi niyetle çalışsak bile bazen toplum bize iltifat göstermeyebilir ki Kemal Bey de göstermedi. Bu normal bir şey. Ama buna rağmen vazgeçmiyor. Video çekiyor, Ankara'da bürosunu açık tutuyor. Evet. Doğal olarak CHP içerisinde kendine yakın olanları diken üzerinde tutuyor. Özgür Özel'in parti içerisinde... Bir dakika, önemli bir cümle. Kendisine yakın isimleri diken üstünde tutuyor. Tabii, yani bu partide... Yani Özgür Özel'le iyi diyalog kurmasınlar gibi mi diyorsunuz? Çünkü şöyle söyleyeyim. Şimdi genel başkanlar partilerin şekil almasında çok büyük etkendirler. Teşkilatların oluşmasında, delegelerin oluşmasında, milletvekillerin oluşmasında. Mevcut CHP hala Kemal Bey'in oluşturduğu CHP. Evet. Hem teşkilatlar, hem delegeler, hem de milletvekilleri. Bunun sayısı 40'dır 50'dir meselesi değil. Sonuçta o 130 milletvekilinin 130'unu Kemal Bey belirlemiş. Anladım. Doğal olarak bir yakınlık var, doğal bir şey. Delegeler 1200 delegenin 1200'ünü Kemal Bey yazmış oraya. Teşkilatlarda doğal olarak Kemal Bey'in tercihleri daha ön plana çıkmış ve bu her partide böyledir. Bu sadece CHP ile ilgili bir şey değil. Genel başkan kendi rengini verir partiye doğal olarak. Şu anda CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu rengi var ağırlıklı olarak. Hala. Hala mecbur çünkü. Ya mecbur çünkü o vekiller var. Evet, o vekiller, o delegeler, o teşkilatlar hala duruyor. Bir kongre daha geçirirse Özgür Özel... Bir şeyler değişir. O zaman doğal olarak değişecektir. Yani teşkilatlar değişecektir, delegeler değişecektir. Bir seçim geçirirse milletvekilleri değişecektir. O zaman yeni genel başkanın rengini almaya başlayacak doğal olarak. Şimdi kendi renginin bu kadar hakim olduğu bir dönemde ofis tuttu, video çekip habire Türkiye meselelerine veyahut bazen Özgür Özel'in mesela yumuşama politikasını eleştiren tweetler atarak yumuşama olmaz, hesaplaşacağız, mücadele edeceğiz diyerek rengini verdiği partiyi genel başkana kışkırtmak anlamına gelir. Genel başkanın üzerine doğal olarak kışkırtmak anlamına geliyor. Bu Özgür Özel'in de gardını al. Benim biraz önce söylediğim dün akşamki aceleyle ışık kapatma eylemi biraz bu tür kışkırtmaların da önünü almaya dönük bir eylem. O yüzden üzerinde çok düşünülmemiş dediğim tepkiyle alınan bir karar. Şimdi burada Kemal Bey'in yaptığı ayıp. Kemal Bey bu ülkeye büyük zarar verdi, çok büyük zarar verdi. Şu anda toplum önemli bir kısmı Kemal Bey'in adını duyduğunda sadece yaşadığı travmayı hatırlamak, onun acısını biraz daha katlanmasına sebep oluyor. Kemal Bey'in adını duyduğunda kaybettiği 5 yılın acısını şurada hissediyor, kendi açısından baktığında. Kemal Bey'in adını duyduğunda... Siyasetteki ayak oyunlarıyla nasıl Türkiye'nin 15-20 yılının heba edildiğini hatırlıyor. O yüzden Kemal Bey'in bu topluma, ülkeye zerre kadar saygısı varsa kendisine, partiye, ülke artık biraz geri çekilmesi lazım. Murat Karayalçın da genel başkanlık yaptı. Onur Öymen de genel başkanlık yaptı. Hikmet Çetin de genel başkanlık yaptı CHP'de. Biz hiçbirinin ne bir tweetini CHP'yi muhatap alarak ne bir ofisini ne de ben siyasetin tam göbeğindeyim cümlelerini görmüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu kabullenemedi mi? Kabullenmiyor, kabullenemiyor. Çünkü kongrede hiç beklemediği bir sonucu aldı, beklemediği bir sonuçtu. O yüzden henüz onu sindirebilmiş değil. Ama Meral Akşener kısmında haklı. İyi Partili arkadaşların yaptıkları açıklamaların, yalanlamaların zerre kadar kıymeti harbiyesi yok. Sebebi şu, çok basit. O İyi Partili arkadaşlar şuna cevap versinler. Yalan diyorlar ya. Evet, yok böyle bir Meral şey. Meral Hanım diyorlar, evet. tek bir gün Altılı Masa'da Kemal Bey'in adaylığına itiraz etmiş mi? Bir kere bile. Bak bir kere masada normalde doğal olarak ya Kemal Bey siz aldınız başınızı gidiyorsunuz adaylık meselesinde çok ileri gidiyorsunuz hani. Müsaade edin masadan bir karar çıksın sonra demiş mi? Hayır. Çok basit bir örnek vereyim. Hatırlıyorsunuz bir ara bir... Ama masadan kalkışını başka kadar tutuyorsunuz. Ha tamam. O güne kadar 12 yok, toplantı oldu. 12 toplantıda söylemedi tek bir diyorsunuz. Bir kere bile. Hatta dahasını örnek vereceğim. Bunu bilerek mi söylüyorsunuz? Hiç bilgi. Konuşulmamış. Kesin olarak hiç konuşulmamış. Anladım. Bunu Ahmet Davutoğlu'dan sonra ben bunu başka bir yayında anlattım. Ama Kemal Kılıçdaroğlu da diyor ki dün diyor yani bütün liderler de diyor şahittir diyor. Her seferinde Meral Akşener adaylığımı söyledi diyor. Hayır. Şimdi, bir de öyle bir durum var. Evet, arka planı anlatayım. Aslında Kemal tamam. Bey ne dediği. Ben bunu Ahmet Davutoğlu'ndan da teyit ettim. Hatta Ahmet Bey dedi ki bize bir gazetecilerle yemek kahvaltılı sohbette anlattı. Ben bunu kendi yayınımda anlattım. Ahmet Bey dedi ki ben gittim bir gün Meral Akşener'e. Dedim ki Meral Hanım'a, Meral Hanım bak Kemal Bey'in adaylığını istemiyorsan, çünkü o zaman Meral Hanım çok kamuoyu önünde adaylığını istemiyorum diye açıklamalarda bulunuyor ya. Kemal Bey'in adaylığını istemiyorsan söyle, ben senin adına söyleyeyim masada. Hmm. İki, kimi adayı istiyorsan, Ekrem İmamoğlu olabilir, Mansur Yavaş olabilir. Onu da ben söyleyeyim. Söyle, ben sizin adınıza masaya getireceğim bu ismi. Meral Hanım üçüne de Davut Ahmet Bey'e diyor ki, hayır ben isim önermiyorum, Kemal Bey'e de itiraz etmiyorum diyor. Ama masada da tek bir gün Kemal Bey'in yüzüne karşı, hatta bu da bir bilgi, bu bir yorum değil. Biliyorsunuz bir ara böyle bir hafif bir gerginlik oluşunca İyi Parti ile CHP arasında Meral Hanım'la Kemal Bey Ahlatlıbel'de buluştular. Bir yemek yediler. Şu Alevi işte o evet, zamanlar o dönem, Alevi'den aday olmasın evet. Falan. Biz herkes şunu bildi. Evet ilk defa bir yemekte adaylık konuşulacak. Odada mı konuşulacak? O yemekten sonra benim çok yakın adını vermek istemediğim bir arkadaşım Meral Hanım'a diyor ki anlaştınız mı diyor, konuştunuz mu adaylık? Yo adaylık meselesi gündeme gelmedi diyor. Nasıl yani diyor. Sadece diyor Kemal Bey'i açmaya çalıştı. Ben dedim ki gerek yok Kemal Bey. Vakti geldiğinde masada konuşuruz adaylık meselesini. Peki sizce neden yaptı Meral Akşener bunu? Şimdi İyi Partili arkadaşlar diyorlar ya, hayır bizim bunlardan haberimiz olurdu. Hiçbir şeyden haberleri yok. Mesela çok basit bir örnek vereceğim haberlerin olmadığına dair. Ben bir gün Halk TV'de programdaydım. Programdan çıktım, aşağı indim. Meral Hanım da programa gelmiş. Halk TV'ye. Hoş beş, merhaba, biraz şakalaşma ettik. Ben çıktım, o da programa çıktı. Çıktı programa dedi ki, ben dedi Cumhurbaşkanı adayı değilim. Hatırlıyorsunuz onu. Evet. İlk. Evet. Ben başbakan olacağım. Evet, İyi Partiler dediler ki, herkes o burada. Yanına gelenler, beraber televizyona gelenler dediler ki, bu nereden çıktı ya? Biz hiç bunu konuşmadık ki senin yani Meral Hanım'ın aday olmayacağı konuşulmadı diye. Ben seçimden bir buçuk yıl önce Kemal Bey'i ziyaret etmiştim bu meşhur ortalığa düşen konuşmam. Hmm. Kemal Bey, evet. O. Meral Hanım sizin adaylığınızı organize ediyor devlet adına demiştim. Dikkat edin. Sizi aday yapacak ama aynı zamanda da yıpratacak kamuoyu önünde. Şimdi bizim ağlanacak halimiz şu. Koca bir ülke 85 milyon bu altılı masa dediğimiz liderlere umut bağlamıştı. O liderler koca ülkenin kader seçiminde aday belirlemeyi nasıl yapıyormuşlar meğer? Meral Hanım kabataş yalancısı diye adı çıkmış bir gazeteciyle Kemal Bey'e haber gönderiyormuş. Niye kendi demiyor masada? Çünkü kendini bağlayıcı bir pozisyonda olmak istemiyor. Sen söylemiştin, dedirtmek istemiyor. Evet, sen bana demiştin, dedirtmek istemiyor. Çünkü öbürünü yalanlama kolay. Bir gazeteci gönderiyor Kemal Bey'e. Diyor ki aday olursa biz onu destekleriz. Kemal Bey de bunun üzerine iyi Meral Hanım da beni desteklediğine göre ben adayım diyor. Komediye bakar mısınız? Ve bu insanlara bu ülke teslim edilecekti. Bu gayri ciddiliğe bakar mısınız? 12 sefer masada toplanmışlar. Tek bir gün adaylık konuşmamışlar. Arada bir gazeteciyle birbirlerine posta mesaj gönderiyorlar. Onlar o mesajdan vazife çıkarıyor biri. Öbürleri işte Ahmet Bey de mesela. Ahmet Bey de gidiyor Meral Hanım'a diyor ki ya Meral Hanım siz eğer Mansur Yavaş'ı istiyorsanız söyleyin ben masaya getireyim. O da yok hayır. Mesela Ahmet Bey de çıkıp şunu demiyor. Ya hanımefendi siz niye söylemiyorsunuz? Bana böyle diyorsunuz ama sabah akşam kamuoyunun önünde de Ekrem İmamoğlu aday olsun desteklerim Mansur Yavaş. Niye böyle ikili oynuyorsunuz demiyor. Ayak oyunu kurmuşlardı hepsi hep beraber. Hani kim demişti kumar masası diye. Bildiğiniz kumar masasında ülkenin kaderiyle oynadılar orada. Meral Hanım bazı odaklarla işbirliği içerisinde Kemal Bey'in adaylığını organize etti. Ama tek bir gün masada karşı gelmedi. Kamuoyu önünde yıpratıcı konuşmalar yaptı. Sanki karşıymışım gibi. Ama bunu gidip Kemal Bey'e ne dedi biliyor musunuz? Siz bakmayın dedi benim kamuoyu önünde böyle konuştuklarıma. Ben tabanı rahatlatmak için böyle konuşuyorum. Siz yürüyün. Bunu bilerek mi söylüyorsunuz evet. Yine evet. Bu cümleyi? Evet. Böyle mi dedi Meral Akşener? Aynen böyle. Yani Kemal Bey kamuoyunu... Ben tamamen tabanı rahatlatıyorum. Rahatlatıyorum. Siz benim sözlerime bakmayın. Siz bunlara bakmayın. Biz sizin adaylığınıza itiraz etmeyeceğiz. Ne zamana kadar? Aday belirleme gününe kadar. Hmm. Aday belirlenme günü. 3 Mart mıydı? 13 Mart öyle bir şeydi. Öyle bir şeydi. Evet. Aday belirleme günü. aday belirlenecek. Ne diyor? Masadan kalkma gerekçesine oyunun en net şeylerinden biridir, parolalarından biri. Biz anket istiyoruz diyor. Ya kardeşim, anket son toplantıda mı istenir? Adayın belirleneceği toplantıda mı istenir aday? İnsan demez mi? Anket dediğin asgari, doğru düzgün bir anket yapalım. Kamuoyunun tam bir kanaatini ölçelim dediğinizde asgari 2-3 ay çalışılması lazım değil mi? Tabii. Ya o gün itibariyle, o gün ankete karar verirsen 3 ay gidecek. Ama sen zaten kamuoyuna zaten çıkmışsın. Mayıs'ta giriliyordu seçime. O toplantıya girerken, hiç unutmuyorum, İyi Parti'nin sözcüsü Kürşat Zorlu çıktı, bir basın toplantısı düzenledi. Biz bu toplantıda adayın belirlenmesini talep ediyoruz diye de önden masa üzerine bir baskı kurdu. O anket tamamen kaybetmesine yönelik kurguya son bir şeydi. Hani bıçağa vurmak diyeyim ya da son hamleydi. Son hamle. Evet, son hamle. Yeterince yıprattık. Tamam aday. Bir de böyle bir masadan kalkarak o duyguyu yaratan, sonra dönsek de önemli değil. Kaybettiler. Meral Hanım sadece bu seçimde değil, 2018'de de benzerini yaptı. Aynı numarayı 2018'de de yaptı. 2018'de bir akşam Kemal Bey, Temel Bey, Meral Hanım saat 9'da parti genel merkezinde buluşuyorlar, el sıkışıyorlar. Yarın sabah 9'da ortak adayı ilan ediyoruz. O zaman Abdullah Gül'e karar vermişlerdi ortak aday diye. Evet, Meral Akşener'in engellediğini biliyoruz. Meral Hanım sabah 9'da geri geliyor, ben vazgeçtim diyor ortak adaydan. Orada da aynısını yaptı, burada da aynısını yaptı. Mahvetti, şimdi evinde oturuyor. Asla bu ülkeye verdiği zararın faturasını ödemedi. Umarım yani bu toplum bunu unutmayacaktır, bu yaptığı bu kötülüğü. Ha, burada Kemal Bey temize çıkmış olmuyor. Kemal Bey de teşneydi bu oyuna zaten. Çünkü yani siz şimdi şöyle düşünün. Ana muhalefet liderisiniz. Size bir parti genel başkanı bir gazeteciyle haber gönderiyor. Şöyle demez misiniz Allah'ın seversen? Bu ne gayri ciddilik ya? Bu nasıl bir gayri ciddilik? Ben Meral Hanım'la zaten mevkidaşımla konuşuruz. Toplantıdayız zaten. Biz konuşuruz. Bu ne gayri demez misiniz? Bunu kalkıyor 1,5 yıl sonra açıklıyor. Ne demişler? Git derdini Marko Paşa'ya anlat. Marko Paşa'yı biliyor musunuz? Evet. Marko Paşa 1947'lerde Aziz Nesin'le Sebahattin Ali'nin çıkardıkları bir derginin adıdır. Orada insanların şikayetlerinin yayınladığı dergi. Git derdini Kemal Bey bu saatten sonra gitsin her şeyi Marko Paşa'ya anlatabilir. Niye? Çünkü geçti borun pazarı, Süreşe'yi Niğde'ye. Vereceği zararı verdiler, ülkeye 5 yılını kaybettirdiler, toplumun umudunu yerle bir ettiler. İşte bugün yaşadığımız sıkıntılar temelde. Ülkeyi yönetebilirlik bir duygusunu yaratmadılar. Oyun oynadılar, komediyi, ülkenin kader masasını hem kumar hem de komedi masasına dönüşürdüler. Şimdi de lakırdısını yapıyoruz. Biz böyle Kemal Bey şunu demiş. Biz de konuşuyoruz ama Kemal Kılıçdaroğlu buradayım, masaya vurduğu o buradayım mesajını gerek videolarla gerek röportajlarla vermeye devam ediyor. Siyaset sahnesine ayrılmadım diyor. Şimdi... dün bu saatlerde takip eden izleyicilerimiz bilirler, SHP'nin, Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin 24 Haziran'da kurulduğunu, kurucuların kimse tarafından tanınmadığını, bir genel başkanın olmadığını, Bülent Kerimoğlu'nun Bakırköy eski belediye başkanının isminin geçtiğini Şaban Sevinç gazetecinin iddiasıydı. Yalanlandı Bülent Kerimoğlu tarafından. Kemal Kılıçdaroğlu'na da tabii bu soru yöneltildi. Çünkü biz Murat Karayalçın'ı da yayına bağladığımızda şu soruyu sordum. Yani küskünlerden bir isim mi organize ediyor? Neden SHP diye bir siyasi parti hiç tanımadığınız isimlerden kuruluyor ama bizim hiç bilmediğimiz bir isimler çıkacak mı arkasından? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki yalanlamış. Yani bunun SHP'nin arkasından Kemal Kılıçdaroğlu'nun olabileceği iddialarını. Biz CHP'liyiz, başka bir parti arayışımız zaten olamaz diyor. SHP bu arada Kızılay Karanfil Sokak'ta da bir yer koymuş. Şimdi konu Özgür Özel çok ciddiye almış, araştırın talimatını vermiş. Bu SHP işinin ne olduğunu biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum. Kimse bilmiyor bu arada. Utangaç kurucular diyorum ben onlara. Utangaç kurucular, güzel. Yaptıklarından pek memnun değiller ki bu kadar kendilerini gizlediler. Normalde örneği yoktur yani. Yargıtay'da önce partinin kurulduğu ilan ediliyor fakat kurucuları yok. Kurucuları millet araştırıyor, kendi imkanlarıyla. Kimse de tanımıyor siyasetin içerisinde. Yani Murat Karayalçın biz tanımıyoruz. Ben de tanımıyorum. Diyor. CHP'liler tanımıyor. Ben AK Partililerle Büyük Birlik Partililere sordum. Belki onlar tanımıyordur diyor. Onlar da tanımıyor. Şimdi CHP, daha önce sizin yine bir yayınınızda söylemiştim. CHP en az 3-4 parçalı yapıdan oluşuyor. Dönem dönem her bir parçadan biri parti içerisinde iktidarı ele geçiriyor. Sonra geriye kalan 3 parça o biri aşağı etmenin, başarısız kılmanın çabasına girişiyorlar. Değişmez. 40 yıldır böyle. Baykal geliyor diyelim. Geriye kalan 3 parça Baykal'ı nasıl başarısı yaparız da kendimize yeri buluruz çabasına giriyor. Sonra Baykal'ı indiriyorlar. Sonra Kemal Bey geliyor. Bu sefer geriye kalan 3 parça Kemal Bey ile uğraşmaya başlıyor. Sadece CHP'nin sorunu mu? Bu CHP'nin sorunu. Temel sorunu. Hizip sorunu bitmiyor CHP'de. Niye? Kronik bir şey. Sebebi şu. Şimdi bir parti 40 yıldır iktidar görmediği için doğal olarak herkes kendi kişisel ikbalinin peşine koşuyor. Kolektif bir başarı duygusunu kaybetmiş CHP. Yani il başkanı kendisine ben nasıl yaparım il başkanı? Yani şöyle bir duygu yok. Öyle beraber çalışalım ki bu partiyi iktidar yapalım. Hepimiz beraber bir başarının parçasına dönüşelim duygusu yok. Şunu biliyorlar. Bu 4 parçadan birinci parça iktidar ele geçirdiğinde geriye kalan 3 parçanın siyasette varlığını sürdürme imkanı da ortadan kalkıyor. Çünkü bu birinci parça milletvekillerini belirliyor, genel başkanları yardımcılarını belirliyor, MKYK üyesini belirliyor. Şimdi Özgür Bey partiyle yani genel başkan olunca geriye kalanlar önce CHP içerisinde bir şey beklediler. Ne zamana kadar? 31 Mart'a kadar. Muhtemelen bu CHP'lilerin önemli bir kısmı yani yağmur duasına çıkar gibi şöyle bir duaya çıktılar. 31 Mart'ta inşallah CHP başarısız olur ki biz Özgür Özel'i ilk fırsatta indiririz diye. Fakat kamuoyunun şeyiyle Özgür Bey'in de beklemediği bir oranda başarı gelince şimdi ne yapacağız? Adam da başarılı oldu. Bunu da indiremeyiz diye. Ama bir taraftan da siyasetten de siliniyoruz duygusu var. Doğal bir şey. Bunların bir kısmında da bir mezhepçilik duygusu da var CHP'de. Yani ben ona Alevicilik diyorum. Alevileri tenzih ediyorum. Çok namuslu Aleviler var. Çok düzgün. Her şeyin ciliği öyledir biliyorsun. O parti içindeki bazı... Siyasal, nasıl ki İslamcılık diyoruz ya. Yani dindarlık anlıyorum, başka bir şey. Anlıyorum. Bir de bunu inancı siyasetin malzemesine dönüştürene... Siyasal İslamcı denir ama onlar doğu adı İslamcılıktır zaten. İslamcılığın kendisi siyasal demektir yani. Dinin siyasi şeye dönüşmüş olanına İslamcılık denir. Burada da bir siyasal Alevicilik oluşmuştu Kemal Bey ile beraber CHP içerisinde. Kendi varlıklarını Aleviciliği kullanarak garanti altına alma çabasındaydılar. Bu kongrede bunların bir kısmı tasfiye edildi. Aleviler değil. Bak bir sürü hala belediye başkanı vardır, genel başkan yardımcısı vardır. Yani Aleviliğini bir siyasi şeye dönüştürmeyenler duruyor. Ama Aleviciliği kendine bir kalkan olarak kullananların bir kısmı tasfiye edildi bu kongrede. Benim tahminim onlar durumdan vazife çıkararak, tahmin ediyorum. Bu elimizde bir bilgi yok çünkü ulaşamıyoruz kim olduğuna. Bunlar bir yedek bir şey oluşturuyorlar. Bir dakika, CHP... Bazı siyasetçilerin yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde siyaset yapan bazı isimlerin yedek partisi mi? Daha doğrusu şöyle, CHP içerisinde henüz yeri bulamayan, yani daha doğrusu artık yeri, henüz demeyeyim, artık yeri bulamayan, bulma ihtimalini zorlayan fakat ne olur ne olmaz diye de ya bu CHP Özgür Özel kalıcı hale gelirse bizim burada artık siyaset yapma şansımız pek gözükmüyor. O zaman biz bir alternatif yaratalım diyenlerin gizli. Niye gizli olduğunu da söyleyeyim. Çünkü açık olursa CHP'ye savaş ilan etmiş olacaklar. Bu sefer CHP ile bütün bağları kopacak. Ama kapalı yapıyorlar ki bir taraftan CHP'deki mücadeleyi sürdürecekler. Burası oldu. Olmazsa bari burası hazır olsun. Gideceğimiz bir şey. Hani gizli saklı bir gecekondu. Ama tabii şu da var. 2 kişinin bildiği sır değildir mantığıyla. Hani bunun arkasında bazı isimler çıkacaktır. Varsa zaten yeni yakında çıkacaktır. Tabii, doğal olarak. Kemal Kılıçdaroğlu yalanladı bu arada. Bu arada Bülent Kerimoğlu da hiçbir dahlim söz konusu değildir. Onu da olabilir yani, ben orada isim vermiyorum. Yok değil. Şaban Sevinç vermişti. Yönetiminde olmadığım gibi herhangi bir yönlendirmem de olmamıştır. CHP'liyim ve partimin başarısı için çalışmaya devam edeceğim diye de bir açıklaması olmuş. Biliyorsunuz hem Bülent Kerimoğlu hem Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezli evet, o da açıklama yapmış. Ama ikisi de biliyorsunuz 31 Mart seçimlerinde ekranlardan hem Ekrem İmamoğlu'nu hem CHP'yi kıyasıya eleştiren konuşmalar yaptılar. Çok sert. Çok sert. Şimdi Bülent Bey her ne kadar ben partim falan dese de partim Bülent Bey'imiz demiyor. Çünkü doğal bir tasfiye süreci başlamış oldu. Yani o 31 Mart öncesi hem İmamoğlu aleyhine hem parti aleyhine yaptıkları konuşmalardan dolayı doğal olarak partisiyle arasına bir mesafe girmiş oldu. Hı hı. O mesafe giderek açılıyor. Belki bu arkadaşlar henüz kapatma çabasındalar mesafeyi ama ben bu mesafe karşılık bulmayacaktır. Muhtemelen doğrudur demiyorum. Bu CHP'yi biraz bunun için kurmuşlar. Peki bir anlam ifade eder? İşe yarar mı? Hayır, yaramaz. Yaramaz. Türkiye'de şu anda... Yanlış bir adım mı? Şundan. Olursa da yani alternatif olarak... Bu CHP ya da başka bir parti meselesi değil. Türkiye'de partili demokrasi iflas etti. Türkiye'de partiler yok. Tek adamlar var. Dikkat edelim, kim konuşuluyor? Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş. Değil mi? Evet. Özgür Özel de konuşuyor. Bir de dördüncü Özgür Özel olabilir, genel başkandır diye. Başka konuşulan bir isim var mı? Hayır. Yani... Partili demokrasi, yeni sistemle beraber Türkiye'de partili demokrasi yerini tek adamlara bıraktı doğal olarak. Önümüzdeki muhtemel bir seçim doğal akışı içerisinde Tayyip Erdoğan mı öteki mi? Hı-hı. Bu ötekinin kim olduğunu önemli değil artık. Hı-hı. Hani CHP'liler şey diyorlar ya, kola kutusu bile koysak 47 oy alıyoruz diyorlardı ya. Bir anlamda artık şeye dönüşmüş. İzmir'deki gibi düşünün mesela. İzmir'de CHP'nin adayının kim olduğu önemli mi? Değil. Kimi koyarsak koyasınlar, CHP seçmeni diyor ki aman bu burası bizim kalemiz. Kalelerin çoğunda aynı şey geçerli. Yani kaleler. Bütün kalelerde Türkiye'de aslında şu anda benzer bir şeye dönüştü. O yüzden herhangi bir partinin bugün kim olursa olsun Türkiye'deki, bak tekrar mesela İmamoğlu da olsun. Mesela Ekrem İmamoğlu desin ki mesela ben yarın ayrılıyorum, bir parti kuruyorum. Hiçbir varlık gösteremez. Hmm. Çünkü muhalif toplum kesimi doğal olarak CHP'yi ana lokomotif olarak görüyor. Orada toplanmış ağırlıklı olarak. Ve oranın içinde olduğu bir yapının göstereceği aday muhalefetin adayı olarak gözükecek. Diyelim ki Ekrem İmamoğlu parti kurdu. Örnek veriyorum. Ama CHP... ana muhalefet olarak Mansur Yavaş'ı aday ilan etti. Diğer partiler de doğal olarak ana muhalefetin en güçlü adayına destek vermeye kalktılar. İmamoğlu'na halk şöyle diyecek, oyu bölme, sen de destek ver. He. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Parti kimin kurduğunun bir anlamı yok. Şu anda yüzden CHP'nin yeniden açılmasının bir etkisi şu anda hiçbir şey yok. Sadece şu olabilir, Özgür Özel'e yanlışlar yaptırabilirler. Ne demek? Dün akşamki gibi. Yani Özgür Bey üzerinde baskı hissederse, ki hissediyor, parti içi daha fazla yanlış, daha fazla biraz önce söylediğim tepkisellikle bir muhalefet yapma, kendi kurduğu, ben şimdi Özgür Bey'le bir 10 gün önce oturdum, uzun bir sohbet yaptım. Yumuşamadan amacınız nedir, nereye varmak istiyorsunuz, niye beklenen dirayetli muhalefeti yapamıyorsunuz falan. Özgür Bey bana bir saat boyunca kendi muhalefetinin mantık örgüsünü anlattı. Ve bana çok mantıklı geldi. Çok akıllıca, çok ayağı yere basan. Ben yumuşamayı şundan yapıyorum. Amacım iktidar değil, seçmen, AK Parti seçmeniyle yumuşamak, diyalog kurmak. Kavgayı aradan çıkarıp toplumun bize ses vermesine zemin yaratmak. Çünkü kavga olduğunda... bunlar vatan haini, bunlar terörist, bunlar şey dediğinde toplumun bir kesimi bize kulak vermez hale geliyor ve biz vatan haini olmadığımızı, terörist olmadığımızı izah etmekten emekliyi konuşamaz hale geliyoruz. İşte asgari ücreti konuşamaz hale geliyor. Bu yumuşama politikası bize toplumun gerçek sorunlarını konuşma şeyi de veriyor, zemini yaratıyor. Ben diyor bütün bunlardan AK Parti, yani iktidara oy veren seçmenle bir duygusal bağ kurma çabasındayım. güven, bana geleni kalıcı hale getireyim, yeni gelmeye niyetlenenlere de yolunu açayım ki daha kolay gelsin diye ben çok mantıklı buldum. Bu şimdi çok sağlam ayağa yere basan bir mantık örgüsü. Tamam. CHP gibi parti içerisindeki buna benzer çıkışlar Özgür Özel'i bu mantık örgüsünden uzaklaştırma ihtimali var. Çünkü aman içeride ben zayıf düşmeyeyim diye doğal olarak daha sertliğe, doğal olarak daha radikalliğe kayıyorsunuz. İçinizdeki en uçları mutlu etmek duygusuyla. Anlıyorum. Dün akşamki bana yaşanan göre 21... plansız bir dakikalık eylem de biraz kendi içerisindeki, parti içerisindeki kendi üzerinde oluşan baskıyı azaltmaya dönük bir eylem çıkışıydı. Ama ardı önü hesaplanmadığı için ne yazık ki CHP'ye zarar verdi. CHP'nin bu tip zararları olabilir. Yani Özgür Özel'i kendi kurduğu mantık örgüsünün dışına çıkmaya zorlayabilir. O zaman muhalefet kaybeder. Belki de sebep budur. Bunu evet, belki de sebep budur. Belki de sebep budur. Şimdi ben biraz böyle kısa gideyim artık. Vaktimiz azalıyor. Şam yönetiminden Cumhuriyet Halk Partisi'ne olumlu yanıt geldiğine dair bir bilgi. Bugün Burhanettin Bulut açıklama yaptı Cumhuriyet Halk Partili bir canlı yayında. Suriye'deki Şam yönetimin Özgür Özel'in ziyaret isteğini kabul ettiğini açıklamış. Görüşme niyetine ilişkin konuların çözümü niyet ifadesi karşılık buldu deniyor. Bundan sonra sadece şartların olgunlaşması, nerede ve hangi koşullarda görüşülecek, bunlar konuşulacak. Olumlu cevap geldi. Şimdi sorum şu. Türk hükümeti, İktidar, Cumhurbaşkanı Erdoğan da biz Esad'a henüz daha davet göndermedik ama her an gönderebiliriz ifadesinde bulunmuştu. Şimdi bir taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın böyle bir adımı var. Hangisi doğru olur? Mesela Şam yönetimi nasıl? Hani burada bir kafa karışıklığı olur mu? Bu konuda mesela hem muhalefetle iktidarın ortak mı hareket etmesi gerekir? Yoksa ayrı ayrı iki görüşme doğru mudur? Önce hangisi görüşmelidir? Gibi sorularım var. Şimdi muhalefetinki içerik olarak bir anlamı yok. Çok sembolik bir görüşme. Bir getirisi yok. Çünkü bağlayıcı karar alma durumları yok. Ülke adına, iktidar olmadıkları için. Evet. Doğal olarak dostlar alışverişte görsün görüşmesidir o. Yani ben de muhalefet yapıyorum. Bak işte gittim Esad'la görüştüm. Sığınmacı meselesini gündem yapıyorum. Biraz toplumun nezdinde. Kötü bir şey mi? Hayır. Diyalog kurmak iyidir. O kadar. Yani önümüzde bir tatlı var, yesek fena mı olur? Tatlı yedik, tatlı yemiş olduk yani, o kadar. Anladım. Ama esas olan iktidarınkidir. Çünkü karar meclisi iktidar olduğu için politika anlamında. Esad'la bugüne kadarki yaratılan politikanın temel sorumlusu da mevcut iktidar olduğu için, yıkımın. Aynı zamanda yaşadığımız sığınmacı meselesinin sonucu şeyi de, ortaya çıkan sığınmacı sorununun ana kaynağı da mevcut iktidarın politikalarının sonucu olduğundan, İktidar yarattığı, yani izlediği Suriye politikasının yanlışlığını ve o yanlışlığın ülkeye verdiği tahribatı ortadan kaldırmak için dönüp yeniden Suriye ile bir diyalog kurmak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabiriyle eski günlere geri dönmek. Öyle diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Eski günlere geri dönebiliriz. Yani ailece görüşmek, diyalog. Tamam. O zaman meşhur ağanın bir fıkrası geliyor. Biz bu haltı niye yedik diye. Hani meşhur fıkra var ya, giderken başka, gelirken de başka diye. Ama önemli olan, şimdi gelinen noktada önemli olan Türkiye'nin Suriye ile bir diyalog kurması esastır. Çünkü birincisi, başımızda çok temel iki sorun var. Biri sığınmacı, iki sınırımızda PKK-PYD denilen Amerika'nın silahlandırdığı bir örgüt yapısı. Evet. Bu, biz ona teröristan diyoruz. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan teröristan diyor ama oradaki Kürtlerle doğru düzgün bir diyalog kurabilecek, barış politikası izleyecek ama aynı zamanda onları Amerika'nın da etkisinden çıkaracak. Çünkü ben şundan tarafım. Orada Kürtler bizim akrabalarımız. Değil mi yani? Cizre'de, bizim tabii, Cizre'dekilerden Suriye'de yarısı komşu, orada, yarısı orada, aynı akraba. Aynı. Bizim akrabamız olan insanları Amerika'nın, İngiltere'nin, İsrail'in yanına itmek bizim lehimize değil. Bunu ancak Esad'la konuşarak ve belki de eğer politika değişikliği gidecekse bu tehdidi ortadan kaldırmanın zemini yaratılabilir. Öbür türlü eğer biz PYD, PKK bu yapıyı tam da Amerika ve İsrail'in istediği gibi onların kontrolüne terk edersek bu Türkiye için büyük bir tehlike kaynağına dönüşüyor. Çünkü bizim terör örgütü dediğimiz bir yapı, PKK, karşımızda Amerikan desteğiyle 50 bin, 60 bin, bazen 100 bin olduğu söyleniyor. 100 bin kişilik bir orduya dönüşüyor. Bu Türkiye için tarihi bir tehlike noktası. Yıllardır PKK'yı bitirmek, 40 yıldır PKK'yı bitirmek için uğraşan Türkiye şimdi kendi sınırının dibinde ve orada bir devlete dönüşüyor. Teröristan dediği. Bir bu sorunu halletmek, kalıcı bir barışla, Kürtlerle, orada Kürtlerle diyalog kurarak kalıcı bir barışa. İki, 3-4 milyona yakın Suriyeli yaşıyor bu ülkede. Bunların bir kısmını en azından artık dönebilecek olanlarının dönmesini sağlamak için iktidarın kurduğu diyalog doğru. Bu arada araya gireceğim Levent Gültekin. Lütfen yorumlayın. DEM Parti eş başkanından, Tuncay Bakırhan'dan tepki gelmiş. Sayın Özel diyor, Erdoğan'la Esad Kürt karşıtlığı üzerinden bir ittifak yapmaya çalışıyor. Sen bu arabuluculukla Kürt karşıtı bir siyaseti mi örgütlemeye çalışıyorsun? Şimdi dediniz ya, hani oradaki Kürtlerle beraber bir barış süreci. Bunun sana da bize de Türkiye halklarına da bir yararı yok demiş. Bayağı da sert cümleleri var. DEM Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tepki göstermiş. Bence Tuncer Bey'in kronik bir sorunlu yaklaşımı var. Onu da hatırlatmak istedim. Evet, o da şu, sınırın öbür yandaki Kürtleri Türkiye'den daha çok önemsiyorlar. Halbuki Tuncer Bey bu ülkenin bir evladı, bu ülkenin milletvekili, bu ülkenin halkından oy alan bir partinin eş genel başkanı. Tuncer Bey'in önceliği Türkiye'nin iyiliği olmalı. Çünkü sınırın öbür tarafındaki insanlara iyilik eli uzatabiliriz. Bu illa kimlik bağı kurduk, inanç bağı kurduk, mezhep bağı kurduk diye değil. Biz sınırımızın öbür tarafında diyelim ki Hristiyanlar yaşıyor olsa da komşumuzdur deyip iyi ilişki kurmak iyi bir şey. Yurtta sulh, cihanda sulh temel felsefesi de bunu gerektiriyor. Diyelim ki Yezidi olsunlar, yine onlarla kavga etmeyen, diyalog kuran iyi bir şey. Yani bu bir ülkenin barışçı politikasıdır. Ama her ülke önce kendi çıkarını, kendi iyiliğini birinci öncelik yapar. Şimdi Tuncer Beyler'de aman Esad'la Erdoğan Kürt karşıtlığında birleşecek. Ama Tuncer Bey'in göz ardı ettiği şöyle bir şey var. Şu anda Irak Kürdistan'ı dediğimiz Kürdistan'ın bölgedeki en önemli dostu kim? Türkiye. Irak Kürdistan'ın memur maaşını biz ödüyoruz buradan neredeyse. Niye? Demek ki dostluk kurulabiliyormuş ve Kürt karşıtlığı meselesi değilmiş. Evet. Buradaki sınırdaki buranın yapının da bir şekilde bu silahtan, terörden arındırılması gerekiyor. Türkiye doğal olarak, devlet olarak böyle bir refleks. Ve ben de bu ülkenin bir evladı olarak hani gerekçesi ne olursa olsun bir silahlı terör örgütüyle muhatap 40 yıldır o çocuklarımız gidiyor. Yani bizim çocuklarımız bir şekilde gidiyor, dağa gidiyor, terörist oluyor, bu ülkenin evladı. Sonra dönüyor bizim askerimize, polisimize silah sık. Biz bu sorunu bitirmek için uğraşıyoruz. Tuncer Bey orada meseleyi Kürt karşıtlığına indirgememeli. Dahası sınırın öbür tarafındaki Kürtleri Türkiye'den daha fazla düşünmemeli. Türkiye bizim birinci önceliğimiz, kendi ülkemiz, kendi vatanımız. İkincisi, bir kere burada acaba sadece karşıtlık mı var? Yoksa şu anda Türkiye'nin yanlış politikasıyla, ki bana göre yanlış politikalarıyla, o bölgedeki insanları Amerika ve İsrail'in yanına itmişliğimiz var. Şimdi onu geri almak daha doğru değil mi? Mesela oradan Amerika'nın İsrail. Lazım bir. Evet. Şimdi bu diyalog belki de onun da zeminini hazırlayacak. Bu belki de oradaki Kürt halkına da, yani Suriye'deki Kürt halkının da işine yarayacak bir diyalog kanalını. Yani eğer Türkiye Esad'la arasını düzeltir, iyi bir komşuluk ilişkisi geliştirirse sınırımızın dibindeki öbür taraftaki Kürt'le bizim de aramız daha iyi olacak anlamına gelir. Umarım Türkiye böyle bir gerekçeyle. Şimdi onu da şöyle bir sormak istiyorum. Sonra bir başlığım daha var. Şöyle ki Esad'la masaya oturmak, Cumhurbaşkanı yani hükümet bazında söylüyorum. Karşılık olarak hani Türkiye'de sığınmacılar, işte geçici sığınmacılar, işte bu konuların çözümünde çok güçlü bir adım olacak mıdır? Çok kısaca alacağım. Kolay değil. Bir Kayseri'deki olaylara da geçeceğim. Kolay değil. Çünkü yıkılmış bir Suriye var. Ve Suriye'de hakimiyetini kaybetmiş bir iktidar Esad aynı zamanda. Yani neredeyse ülkenin 1/3'ünde yoklar. Ve bizim en muzdarip olduğumuz bölgeler artık Şam yönetiminin kontrolünde değil. O yüzden Esad'la görüşmek bütün sorunları çözmüyor. Ama sorunların çözümünün yolunu açar belki. Yani bizim de orada değiştirmemiz gereken politikalar var. ÖSY'ye verdiğimiz desteği artık kaldırmamız lazım. Esad'a karşı... Stratejiler değişecek. Tabii. Esad'a karşı mücadele eden bir ordu var. Suriye Milli Ordusu dediğimiz. Orayla ilişkimizi kesmemiz lazım. Esad rejimini ve Esad'ı Suriye'nin egemen bir yöneticisi kabul ediyorsak artık orayı muhatap almamız gerekiyor. Bu doğal olarak Esad'ın Suriye'de biraz daha kendi hakimiyetini pekiştirmesine zemin yarayabilir. Esad Suriye'de kendi hakimiyetini pekiştirdikçe, yani egemenliğini, güvenliğini sağlama aldıkça buradaki insanların oraya dönmesi de daha kolaylaşır. Peki. Biz buradan bir fayda görmüş oluruz. Şimdi bu arada birkaç dakikam Kayseri'de hatırlarsın Levent Gültekin bir çocuğa taciz, Suriyeli bir çocuğu, bir kişinin Suriyeli bir çocuğu cinsel istismar ettiğine dair ve ortaya çıkan olaylar. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından da bu paylaşımlar yapan hesapların arkasında PKK, KCK, FETÖ, yine Amerika ve Almanya bağlantılı hesapların olduğu ortaya çıkmış. Bunu mesela nasıl değerlendirmek lazım? Yani bir fişek, işte Kayseri'deki olaylarda bir terör bağlantısını buldu MSB. Ne diyorsunuz? Şimdi şöyle, İçişleri Bakanlığı açıkladı. 475 kişi gözaltına almışlar. O Kayseri'deki gösterileriyle ilgili 275'ine yakını kaçakçı, tecavüzcü, katil, uyuşturucu kaçakçısı ve göçmen kaçakçılarından çıkmış. Şimdi tecavüzcü adam... Zaten onların da bağlantını yapa evet, konu... Tecavüzcü olarak bilinen kişi çocuk tacizini bahane edip sokağa iniyor. Şimdi anladım, sığınmacı meselesi Türkiye'nin kucağındaki en büyük sorunlardan biri. Bu zaten öyle rastgele oluşmuş bir şey değil. Türkiye'yi bir anlamda bir Orta Doğu ülkesine dönüştürmek isteyen kimi güçlerin önce Suriye'yi yıkım, ardından bizim sınırdaki mayınları sökmek, ardından mülteci akını, o Türkiye'nin içine bir el bombası göndermekti. Şimdi bir kıvılcım meselesi var. O kıvılcımı çaktıklarında muhtemel bir gerginlik, iç çatışmaya dönüştürme planları yapıyor olabilirler. O yüzden bu Kayseri'de bu denendi. Evet. Orada siyasi mikser var demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. O siyaseten yorumlanmıştı. Siyaseten üslup sorunları olabilir. Evet, MSB'den terör bağlantıları açıklandı. Olabilir. Hiç şey yapmıyorum. Çünkü ne yazık ki mevcut iktidarın yanlış Suriye politikası Türkiye'yi bir ateş çemberinin içine çekti ve birinin elindeki bir kıvılcımı kolayca çatlatmasına imkan tanır hale getirdi. O yüzden 10 milyona yakın sığınmacı olduğu söyleniyor. Tam rakamı bilmesek de işte Afganlısı, Iraklısı, Afrikalısı, Suriyelisi, dünyanın her yerinde. Rakamlar konusunda iktidar ve muhalefet arasında fark var. Ciddi bir fark var ama evet, muhtemelen 8-10 milyon civarında. Hiçbir ülke böyle bir rakamı kaldıramaz. Şimdi birkaç milyon olur. Medeni bir şekilde onu kendi içerimizde tolere edebiliriz, kabul edebiliriz. Ama bir ülkenin %10'u sığınmacıya dönüştüğünde doğal olarak toplumsal patlamanın da şeyi açık hale gelir ve Türkiye'nin kötülüğünü isteyen bir odak kimse, bu terör örgütü olabilir, herhangi bir dış güç olabilir, Türkiye ile bir derdi olan bir ülke olabilir, istihbarat örgütleri olabilir, çakacağı bir kıvılcımla Türkiye'yi yakmak isteyebilirler. O yüzden Türkiye bu elindeki ateş topunu çok aklı selimle kaldırıp bir kenara koyacak olgunluğu gösterebilmesi lazım. O yüzden bizim muhatabımız sığınmacılar değil. Sığınmacıyla kavga etmek, sığınmacının iş yerini yağmalamak, onlara böyle vay taciz oldu, tecavüz oldu diye ortalığı ayağa kaldırmak demek, ben Türkiye'yi yıkmak istiyorum diyen odakların değirmenine su taşımaktır. Bizim muhatabımız sığınmacı meselesinde mevcut iktidardır. Dönüp iktidara her şeyi söyleyebiliriz. Kardeşim çöz bu sorunu, bu insanların bir kısmını evlerine gönder, bir an önce çöz diye her türlü politik baskı yapabiliriz iktidara. Ama dönüp de sokağımızdaki, komşumuza, mahallemizdeki bir sığınmacıya saldırıyorsak bu sadece Türkiye'yi zarara uğratmaya çalışan örgütlerin, dış güçlerin piyonlarına dönüşme anlamına gelir ki bu çok sakıncalı. Bir an önce bu sorunu çözecek, bu ateş topunu akıllı selimle kaldırıp bir tarafa koyacak bir bilgeliğe ihtiyaç var. Yine hala 1-2 dakikam var. Peki. NATO toplantısı, Biden'la görüşme. Buradan da bir çünkü biz merakla bekliyoruz. Suriye meselesi mutlaka konuşulacak diyenler var. 1 dakikammış, konuşulur mu? Muhtemelen konuşulur. Çünkü Amerika Türkiye, çok sıcak bakmıyor Esad'la görüşmeye galiba. Acaba? Ben öyle zannetmiyorum. Yani, çünkü Amerika Suriye'de alacağını aldı. Öyle mi? Amerika, İsrail yani dış dünyanın Irak'ı parçalamasının temel bir nedeni vardı. Kürdistan çıkarmak. Hı hı. Sonra Suriye'yi geldiler. Orada yine parçalamaların temel bir nedeni vardı. Oradan da bir Kürdistan çıkarmak. Hı hı. Çıkardılar zaten. Silahla donattılar. Kendi amaçlarını Türkiye'nin de desteğiyle gerçekleştirdiler. O bitti. Hı. Bu saatten sonra Suriye'nin toparlanması onların da işine gelebilir. İlginç aynen Irak'ta olduğu gibi. Bir dakika, bu çok ilginç bir yorum oldu ama önümüzdeki haftaya kadar bakalım nasıl evlenecek, nasıl gelişecek, biz neler konuşacağız. Levent Gültekin teşekkür ediyorum. Bir hafta bekleyecek izleyicilerimiz. Peki, haftaya görüşmek üzere o zaman. Kolay gelsin size.